Merhaba. Ben Erol Eti. Dünyayı keşfetmeyi ve sizlerle paylaşmayı seven biri olarak bu kanalda hem gezip gördüğüm yerleri anlatıyor, hem de yurt içi ve yurt dışından en dikkat çekici gelişmeleri sizlere aktarıyorum. Yeni yerler, farklı kültürler ve gündemin nabzı hepsi burada. Hazırsanız birlikte keşfetmeye başlayalım. Herkese merhaba. Bugün konumuz, evrenin en uzak köşelerinden gelen ve güneş sistemimize uğrayan gizemli ziyaretçiler. Acaba bunlar neyin nesi? Birer mesaj mı taşıyorlar, yoksa sadece doğanın bize oynadığı tuhaf bir oyun mu? Gelin bu kozmik habercilerin ardındaki gerçeğe birlikte bakalım. Carl Sagan'ın o meşhur sözünü bilirsiniz. Evren tuhaf şekillerde hareket eden tuhaf şeylerle dolu. İşte son yıllarda güneş sistemimizden geçen o davetsiz misafirler var ya, bu sazın ne kadar da yerinde olduğunu bize adeta kanıtladı. Tabii bu durum akla o büyük soruyu getiriyor. Ziyaret mi ediliyoruz? Son zamanlarda tespit edilen başka bir yıldız sisteminden geldiği kesinleşen tam 3 cisim bu soruyu artık bilim kurgu filmlerinden çıkarıp bilim dünyasının tam ortasına koydu. Peki, gelin hikayeye en başından başlayalım. Her şeyi ateşleyen ve asıl büyük gizeme kapı aralayan ilk iki kozmik yolcuyla tanışalım. İlk ziyaretçimiz 2017'de ortaya çıkan Oumuamua. Hawaii dilinde izci demek. Ama bu izci bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyordu. Düşünün, Pro'ya benzer, tuhaf, uzun bir şekli vardı, kırmızımsıydı ve en acayibi, bir kuyruklu yıldız gibi gaz püskürtmediği halde, sanki görünmez bir motoru varmış gibi hızlanıyordu. Fizik kurallarına aykırı bir durumdu bu. Bilim insanlarının aklı durmuştu. 2 yıl sonra, 2019'da, bu kez 2 ay Borisov sahneye çıktı. Ama bu tamamen normaldi. Yani bildiğiniz, ders kitaplarında gördüğümüz türden, arkasında kocaman bir gaz ve toz kuyruğu olan klasik bir kuyruklu yıldız. Bu bir yandan herkesi rahatlattı tabii, ama bir yandan da Oumuamua'nın gizemini daha da derinleştirdi. Madem yıldızlar arası ziyaretçiler böyle oluyordu, peki o ilk gelen neyin nesiydi? İşte tabloya bakınca durum netleşiyor. Elimizde birbiriyle taban tabana zıt iki ziyaretçi var. Biri tam bir anomali, diğeri ise gayet sıradan bir kuyruklu yıldız. Bu da bize gösteriyor ki, kozmik bulmaca daha yeni başlıyor. Ve geldik asıl olaya, üçüncü ziyaretçiye. Adı 3A Atlas. İşte bu cisim geldiğinde bütün bildiklerimiz sarsıldı. Ve gizem öyle bir boyuta ulaştı ki akıl alır gibi değildi. Önce yaşıyla başlayalım. Düşünün ki bu cisim 7 milyar yıldan daha yaşlı. Yani bizim güneş sistemimiz, hatta dünyanın kendisi bile henüz oluşmamışken bu gezgin çoktan evrende yol alıyordu. İnanılmaz değil mi? Sonra boyutu yaklaşık 11 kilometre çapında, yani neredeyse Everest Dağı büyüklüğünde dev bir nesneden bahsediyoruz. Önceki iki ziyaretçi, Oumuamua ve Borisov, bunun yanında adeta birer çakıl taşı gibi kalıyordu. Ama en tuhafı neydi biliyor musunuz? Tıpkı ilk ziyaretçi Oumuamua gibi bu devasa cisimde açıklanamayan bir şekilde hızlanıyordu. Ve bu bir tahmin değildi. 3.7 sigma kesinlikle bir ölçümdü. Bilimsel dilde bu kesinlikle oluyor demek. Peki ama nasıl? Onu arkasından iten bu görünmez güç neydi? Bakın elimizde ne var? Saatte 210 bin kilometreyi aşan bir hız, gözlemler sırasında kırmızıdan yeşile, sonra da maviye dönen bir renk. Bütün bu tuhaflıklar bir araya gelince haliyle spekülasyonlar da arttı. Hatta Harvard'dan ünlü astrofizikçi Avi Loeb gibi isimler o soruyu yüksek sesle sormaya başladı. Acaba bu yapay bir cisim, yani dünya dışı bir teknoloji olabilir mi? Herkes nefesini tutmuş bu gizemli cismi izlerken 3A Atlas güneşe yaklaşıyordu. Ve tam o kritik anda her şeyin seyrini değiştiren o olay yaşandı. Evet, doğru duydunuz. Gökbilimciler 3A Atlas'tan gelen net bir radyo sinyali yakaladılar. Bu, yıldızlar arası bir cisimden gelen ilk sinyaldi. Tarihi bir andı. İşte o an, herkesin aklındaki soru şuydu. Bu o an mı? O aradığımız kanıt mı? Yani bir tekno imza mı? Yoksa bir mesaj mı? Cevap, beklediğimizden çok daha farklı ama bir o kadar da muhteşemdi. Sinyal bir mesaj değildi, bir kimyasal parmak iziydi. Ve bu parmak izi, evrende çok ama çok iyi bildiğimiz bir şeye aitti, suya. Daha doğrusu, güneş ışığıyla parçalanan su moleküllerinin oluşturduğu hidroksil radikaline.
Süreç aslında oldukça basit. Bakın, Güneş o devasa buz kitlesini, yani kuyruklu yıldızın çekirdeğini ısıtıyor. Isınan donmuş su doğrudan gaza dönüşüyor ve dev bir bulut oluşturuyor. Sonra Güneş'in radyasyonu bu su moleküllerini, yani H2O'yu parçalıyor. İşte bu parçalanma sırasında ortaya çıkan hidroksil, OH molekülleri tam da tespit edilen frekansta bir radyo sinyali yayıyor. Yani o sinyal aslında dev bir kozmik çaydanlığın fokurdama sesiydi. İşte bu nokta tam bir zafer anıydı. Çünkü bu tek bir keşif, yani suyun varlığı, domino taşları gibi diğer bütün gizemleri bir bir çözüverdi. Nasıl mı? Gelin bakalım. İşte bilimin zarafeti tam da bu. O gizemli radyo sinyali aslında bir gizem değil, cevabın ta kendisiydi. Peki ya o açıklanamayan hızlanma? Cevabı yine aynı, su. Cisimden fışkıran o devasa su buharı doğal bir roket motoru gibi kuyruklu yıldızı ileri itiyordu. Yani roket etkisi dediğimiz şey. Bu itiş gücünün ne kadar muazzam olduğunu şöyle anlatayım. Hesaplamalara göre 3 ay Atlas bu süreçte toplam kütlesinin neredeyse 1/6 birini kaybetti. Düşünün, Everest Dağı büyüklüğündeki bir cismin 1/6 biri uzaya püskürtülüyor. İşte bu devasa kütle kaybı, gözlemlemen o garip hızlanmayı matematiksel olarak mükemmel bir şekilde açıklıyor. Gizem çözülmüştü. Ve işte 3 ziyaretçinin tam profili. Gördüğünüz gibi Oumuamua'nın hala çözülememiş gizemiyle başlayan bu hikaye, Borisov'un normalliğiyle devam etti ve 3I bölü Atlas'ın muhteşem bir doğa olayı olduğunun kanıtlanmasıyla şimdilik son buldu. Bilim bir bilinmezden yola çıkıp harika bir çözüme ulaştı. Araştırmacılardan birinin söylediği gibi, bu radyo imzası suyla dolu bir kuyruklu yıldızdan bekleyeceğimiz şeyin tam aynısı. Bunda uzaylılarla ilgili en ufak bir şey yok. Sonuçta kanıtlar neyi gösteriyorsa bilim onu kabul eder. Ve bu sefer kanıtlar doğanın kendisinin ne kadar şaşırtıcı olabileceğini gösteriyordu. Evet, 3'ü ATLAS'ın gizemi çözüldü. O bir kuyruklu yıldızdı. Ama unutmayın, gökbilimciler bunun gibi binlercesinin daha geleceğini söylüyor. Bu sadece bir başlangıçtı. Gözlerimiz artık her zamankinden daha dikkatli bir şekilde gökyüzünde. Peki, yıldızlardan gelecek bir sonraki haberci ne getirecek? Yine tanıdık bir kaya parçası mı, yoksa bu defa gerçekten de her şeyi değiştirecek bir şey mi? Bekleyip göreceğiz.